Merhaba, hepinize hayırlı günler diliyorum. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatmaya devam edeceğim sizlere bugünkü programımızda da. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını güzelce anlayan ve yaşayanlardan olabilmemizi dua ederek. Elçi Muhammed, Cebrail ile ilk buluşma. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, düşünmek ve dua etmek için Mekke'ye 5 kilometre uzaklıkta Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'na giderdi. Burayı kendisine sığınak edinmişti Peygamber Efendimiz. Nur Dağı öyle yüksekti ki dağın zirvesinden Kabe dahil Mekke'nin her tarafı görülürdü. Dağın sessizliğine sığınır ve burada günlerce kaldığı olurdu. Yine böyle bir zamanda Hira'ya gitmişti Peygamberimiz. Bütün geceyi dua ederek geçirmişti. Vücudu iyice yorgun düşmüştü. Gün doğmak üzereydi. Gecenin karanlığı dağılırken o güne kadar hiç görmediği bir varlık beliriverdi. Daha ne olduğunu anlamadan tanımadığı varlık kendisine oku diye seslendi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çok korkmuştu, heyecandan titriyordu. Endişeli bir sesle ben okuma bilmem dedi. Karşısındaki onu kuvvetli bir şekilde kavradı, iyice sıktı ve bir süre sonra bıraktı. Bir an boğulur gibi oldu Peygamberimiz. Tanımadığı bu varlık ona ikinci kez oku dedi. O yine ben okuma bilmem diye cevap verdi. Üçüncü kez aynı soru sorulunca Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından kendisine öğretilen şu sözcükler dökülüverdi. Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku çünkü senin Rabbin çok cömerttir. O insana yazmayı ve bilmediğini öğretendir. Korkmuştu. Ne olduğunu anlam veremiyordu. Kendisini mağaranın dışına attı. Evine, eşi Hatice'nin yanına gitmeliydi. Dağdan koşarak inerken bir anda "Sen Allah'ın peygamberisin, ben de Cebrail'im" diye gür bir ses işitti. Ses içeride duyduğunun aynısıydı ama daha gür geliyordu. Etrafına bakındı, sesin geldiği yönü kestirmeye çalıştı Peygamberimiz. Birden ufku dolduracak kadar büyük bir varlık gördü. Varlık bir anda "Sen Allah'ın peygamberisin, ben de Cebrail'im" dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne bir adım ileri ne de bir adım geri gidebiliyordu. Dona kalmıştı. Nefesinin daraldığını hissetti. Durup sakin bir biçimde tekrar bakmayı denedi. Aynı varlık aynı yerde duruyor ve aynı sözleri tekrar ediyordu. Gözlerini ondan ayırmak, yüzünü başka tarafa çevirmek istedi. Ancak nereye baksa, hangi yöne dönse hep onu görüyordu. Tanımadığı varlık bir anda kayboluverdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem korkmuştu, telaşlı adımlarla Nur Dağı'ndan Mekke'ye doğru koşmaya başlamıştı. Yollardan hızla geçerek kendini evine zor attı. Sırdaş Hatice. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem titreyen sesiyle eşi Hatice'den üzerini örtmesini istedi. Hatice ne olduğunu anlamadan onun üstünü örttü. Ardından Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem derin bir uykuya dalıverdi. Uyandığında başından geçenleri eşi Hatice'ye bir bir anlattı. Olanlara anlam vermeyerek "çok endişelendim ve korktum" dedi Peygamberimiz. Hatice onu sakinleştirmeye çalışarak "korkma, Allah'a yemin ederim ki o hiçbir zaman seni utandırmaz. Çünkü sen akraba hakkını gözetirsin, doğru konuşursun, güçsüz olanlara yardım edersin, fakiri doyurur, misafiri ağırlar, ihtiyacı olanı kollayıp gözetir, haksızlığa uğrayanlara arka çıkarsın" dedi. Hatice eşinin başından geçenleri anlamaya çalıştı. Onu tanıyor ve seviyordu. Evlilikleri boyunca eşinden doğru olmayan hiçbir şeyi duymamıştı. Eşinin sıra dışı bir olayla karşı karşıya olduğu belliydi. Ona inandı. Hatice'nin akrabası olan Varaka, tecrübeli ve bilgili bir kimseydi. Hatice, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi alıp ona götürdü.
başından geçen olayın ne olduğunu bilse bilse o bilirdi. Varaka anlatılanları dikkatlice dinledi ve derin bir sessizlikten sonra konuşmaya başladı. Senin gördüğün Allah'ın Musa peygambere de gönderdiği Cebrail adlı melektir. Keşke genç olsaydım, keşke insanların seni zorla yurdundan çıkaracağı günlerde yanında olabilseydim, dedi. Hazreti Hatice ile Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem göz göze geldi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünde daha önce hiç görülmemiş bir tedirginlik vardı. Üzüntülü bir sesle, "Beni Mekke'den çıkaracaklar mı?" diye sordu. Varaka, "Evet, çünkü senin getirdiğini getiren bütün peygamberler yurtlarından çıkarılmışlardır. Eğer o zamana kadar yaşarsam mutlaka sana yardım ederim," dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu konuşmalardan sonra biraz olsun rahatlamıştı. Eşi Hatice ona inanmış ve güvenmişti. Onun güvenine her zaman ihtiyacı vardı. Varaka çok önemli şeyler söylüyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunları anlamaya çalışmıştı. Yeni bir görevle karşı karşıya olduğu açıktı. Artık o, Yüce Allah'ı ondan görevlendirilmiş bir peygamberdi. 40 yaşındaydı. İnsanları doğru yola çağıracak ve kötülüklerle mücadele edecekti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ın ilk ayetlerini okuduğunda Hazreti Hatice, "Kimse inanmazsa ben inanırım," dedi. Şimdi bana kim inanır diyen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem omzundaki yükü biraz olsun böylece hafifletmişti. Çünkü ona bir insanın kaldırabileceği en ağır sorumluluk yüklenmişti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice gibi güvenilir, sağlık ve anlayışlı bir eş desteğiyle vahyin ilk sıkıntılı günlerini aşmıştı. Yeni dini ilk kabul edenler sevgili eşi Hazreti Hatice, amcasının oğlu Hazreti Ali. Peygamberimiz ailesiyle birlikte gizli gizli Yüce Allah'a ibadet etmeye başladı. Bir taraftan Mekkelileri gizlice İslam'a çağırıyordu. İnsanları dine davet ederken sıkıntılarla karşılaşıyor, hakarete uğruyordu. Bütün bunlara rağmen kendisine inananlar birer ikişer çoğalıyordu. Ve çağrı günden güne yayılıyordu. Bugünlük bu kadar diyoruz ve hepinizi Allah'a ısmarlıyoruz. Hoşça kalın kıymetli arkadaşlar.